Mavi Göl'ü gezdik, şelaleyi gezdik, travertenleri gezdik. Sabah bir uyandık. O limonata gibi hava gitmiş, Karadeniz'in gerçek yüzü ortaya çıkmış. Mevsimsel olarak o hırçın dalgalar, kapalı hava, arada yağan yağmur. Ne yapalım diye düşünürken aklımıza geldi. Biz Giresun'dayız, fındığın başkentindeyiz. Fındık durağındayız efendim. Önce fındığın faydaları, kalp sağlığının desteklemesi, cildi güzelleştirir, kanser riskini önler, iltihabı azaltır, üreme sağlığı, sindirim sağlığı, yüksek kan şekerinin dengelenmesi, omega 3 yağ asitleri açısından zengindir ve tekli doymamış yağ asitleri içerir. Şimdi fındık zaten hep gündemde. Tuncer Beyciğim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz ilimize. İyiyiz, teşekkürler. Neden dünyanın en iyi fıstığını, fındığının Giresun olduğunu iddia ediyorsunuz? Dünyanın en iyi fındığını biz iddia etmiyoruz. Dünya bunu iddia ediyor. Zaten yazdığınızda bugün her yerde çıkacaktır. Dünyanın en iyi fındığı Giresun'da olur. Rekorte olarak düşük olabilir. Yani başka illerde miktar çok çıkabilir ama Giresun'da az çıkar ama öz çıkar, kaliteli çıkar. Yağ oranımız çok yüksektir fındıkta. Fındıkta zaten, altın kural yağ oranının yüksek olmasıdır. Fındıkta yağ oranımız çok yüksektir. Bizim ürünümüz genelde daha çok çerezlik, yemeliktir. Diğer kuru fındıklar daha çok sanayide kullanılır. Ama bizim baktığınız zaman gerçekten hani biz fındık diyeceğiz diyorsanız ve evinize götürecekseniz o fındık %100 Giresun fındığıdır. Bunlar bu kavrulmuş fındığımız. Bakın bu fındığımızın ilk halini gösterdik bu. Evet. İkinci hali sonra kuruduktan sonra bu. Daha sonra kırıldıktan sonra natural dediğimiz bu fındık olacak. Daha sonra kavrulduktan sonraki hali ise bu. Ya yani buradaki diğer ürünlerimiz mesela burada krokanlarımız var. Bu da yine fındık. Yavaş yavaş gelelim. Şimdi fındığa, burada fındık ürünleri. Evet, fındık ürünlerimiz var. Fındık parçacıklı da yapılan krokanımız var. İçinde organik pancar şekeri kullanılıyor. Peki. Şu neyimiz abi? Bu da fındık ezmemiz efendim. Bu şekerli ezme evet, diyor. Evet, şekerli ezmemiz. İçinde %20 organik pancar şekeri kullandığımız. Pancar şekeri yok. Evet, yok. Pudra şekeri haline getiririz. Bu şekilde dediğim gibi fındık ile sadece içinde fındık vardır. Bu gördüğünüz ise fındığın orijinal yağıdır. Efendim yani fındık yağlı bir üründür. Bunu başka fındıklarda bulamazsanız kupkuru olur. Yani başka bölgenin ezmesi kuru olduğu için, yağ olmadığı için kupkuru olur. Tabii. Bu fındık çikolatası. Evet, fındık parçacıklı çikolatalar var yine orada. Bu da bonbon dediğimiz yine şekerli fındık. Fındığın şekerlenmiş hali. Peki, abi bu ilginç. Şöyle bir dakika, bir koklayabilir miyim müsaade edersen Tuncer Beyciğim? Kahvenin kokusu bir tık ağır basıyor ama fındık böyle. Evet, fındık parçacıklı Türk kahvesi ve fındıklı, fındık aromalı. Sütle mi yapıyoruz bunu yoksa sade? En çok isteğe bağlı, sütle de olabilir, sade de olabilir. İçimi falan çok sattığımız bir ürün. Yani, isim ne kardeşim? Tuğba. Biliyor musun bunu yapmayı? Evet. Al şundan bize bir şekerli bir sade yap, gitmeden içelim olur mu? Tabii ki. Fındık kahvesi de içmedik demeyelim. Tabii. Şimdi efendim. Bu da şimdi fındık ezmesi ama çikolatalı. Evet, bu çikolatalı. Kakaolu fındık ezmesi. Evet. Tam fındık durağındayız vallahi. Ne arıyorsan fındığa dair olmayan yok herhalde. Evet, her şey var. Çünkü bizim mağazamız özellikle çok misafir ziyaret eder. Yurt dışından, yurt içinden gelen misafir. Gözümüzün içine bakıyorsun. Tur gelecek bir önce çekimi bitir diye farkında yok, değil yok, miyim? Yok yok. Şimdi yurt dışından ve yurt içinden mağazamızı çok ziyaretçi gelir. Aslında burası bir yandan fındığın tanıtımının da Giresun için noktalarından bir tanesi. Özellikle gelen bütün misafirlerimiz işte Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından. Tamer Bey beni doğru yere göndermiş. Yurt dışından. O yüzden buradaki insanlar gelirler. Buradan alışverişlerini yaparlar. Ve daha sonra da kargoyla tekrar isterler. Önemli olan zaten beğenip istemeleridir bizim için. O bizim için en güzel duygu. Yani sonraları. Şekerli ezme ne abi? Efendim şekerli ezme. Az önce de söylediğim gibi içinde orijinal pancar şekeri var. Bir burada de şeker yağ yok ama galiba. Var. Durdukça yağlanır yani o. Durdukça. Bir de şekersizi var onun. Hiç içinde bir şey yok. Sadece bu gördüğünüz ürün açtığımızda orijinal pancar şekeri şeker yok. Sadece fındığın çekilmiş halidir. Şimdi, kiraz da aynısını yaparız. Aynısı. Kiraz da aynısıdır. Bir tane kalmıştı. Kestane balığı. Abi bak bunu genelde şöyle oluyor. Kestane balı diyorlar. Evet diyor. Anlatıyor. Diyorum ki bak ama diyorum ne olur doğruyu söyle. İçinde ıhlamur var mı diyorum. Ya tabii ıhlamur da koymazsak diyor bunun diyor özelliği. O zaman diyorum ki bak bunu kestane balı olarak anlatma. Bunu
Kestane ıhlamur karışık diye anlat. O yüzden ısrarla soruyorum. Çünkü saf kestane balı hani gerçekten çok kolay bulunan bir ürün değil. Değil. Bu saf kestane balı. Ama şöyle bir durum var. Tabii biz bunun içine bir şey katmadık. Ama arıdır. Gidip ıhlamura da konmuştur ona bir şey diyemeyiz. Ama bakın hani bir kaşık vardı burada. Yoksa o çok değerli bir bal. Hemen ben yardımcı olacağım. Kaşıkla ilgili. Çaydan da bahsedeceğiz. Rize'yi gezdik, çay anlatmadık. Bizi var ya o mahvedecek. Bakın bu zaten bunu siz yediğinizde yakacak. Anlayacaksınız ne olduğunu, neden bahsettiğimi. Buyurun. Bu da ender olan, yani az bulunan bir üründür. Hüseyin abi sahiden o sert aroması vardı. Yani sert derken keskin. Tak diye buradan böyle o damaktan o tadı alıyorsun. Doğru abi. Onu da size vereyim. Ya vay iki ayağım pabuca soktun Tuncer ya. Yemin ediyorum ya. Evet. Tur gelecek. Ne güzel. Ben genelde rahat rahat programı anlatan adamdım. Hızlı yetiştirmek için. Şimdi efendim bölgenin Ey Nesil çayı varmış. Ey Nesil biliyorsunuz Giresun'un bir ilçesi. Şimdi fındıkla dediler ki dünyanın en iyi fındığı bizde. Ondan sonra dediler ki bizim kestane balı öyle. Şimdi Rize'de çay çekmedik. Trabzon'da çay çekmedik. Artvin programında Arhavi'de çay çekmedik. Ya dedi çekme, iyi ki çekmemişsiniz dedi. En iyi dedi çay dedi. Ey Nesil çayıdır dedi. Şöyle en iyisi demeyelim ama şöyle söyleyeyim. Tabii çay bölgesidir Rize. Bunu inkar edemeyiz. Ama Karadeniz'in özelliği yeni dikimler olması ve Karadeniz'in özellikle çayımız doğu tarafında olur. Dediğimiz gibi ilçemizin de ismini söylemekte sakınca yok ise Trebolu ve Ey Nesil ilçemizin özellikle o bölgede yetişir. Oranın da bir ek gelir kaynağıdır. Diye bu taraflarda çay yoktur. Yani sadece Trebolu ve Ey Nesil bölgesine has bir özelliktir. Ama gerçekten yeni dikimler olduğu için kokusu, tadı, içimi belki de alışkanlığımız diyeceğiz ama bu çayları içen başka bölgenin çayını çok bizde içemez. Şimdi Tuncer Bey kardeşim bugün ayın 16'sı. 16 Eylül pazartesi bizim çekim yaptığımız tarih. Doğru mu? Evet. Bizim program var ya en güzel tarafı ne biliyor musun? Yıllardır. Çok organik program olmamız. Yayın tarihi 13 Ekim. Bugün arada neredeyse bir ay var. Sence neye bağlayacağım işi? Vallahi inanın çok bilemedim. Fiyatlara bağlayacağım. Evet. Çünkü bizim programdan sonra göreceksiniz çok arayan soran olacak. Evet. Fiyatlar zamlanır mı diye soracağım. Yok. Bir kilo kavrulmuş fındık kaç lira? Bu yarım kilolu. Bir kilogram kavrulmuş fındık şu an 275 lirayla. Kilosu. Kilosu 550 lira. 550 lira. Evet. Şu şekilde alırsak. 280 lira efendim. 280. Bu şekilde alırsak 300. Evet. O da 20 lira hediyelik eşya üzerindeki kılıfın farkı. Peki efendim geldim. O çok güzel anlattığınız hani üstü de yağlı olan şu. Evet. 250 gram şekerli fındık ezmesi. Evet, bu arada misafirlerimiz geldi. Bu efendim yağlı ürünün fiyatı 200 lira. 200 lira. Çay fiyatları nasıl? Çay fiyatlarımız da 150 lira efendim. 500 kilosu. 500 gram. Baktım. Çoğunun bilgisini aldım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.